Merhaba sayın vatanseverlerimiz. Cihan Partisi bugün bahsetmiş olduğumuz haftalık basın açıklamalarını bugün itibariyle başlatıyor. İnşallah bundan sonra her salı saat 18'de haftalık basın açıklamalarımızda gündemi değerlendireceğiz ve sizlerin karşısında olacağız. Bugün için gündemimizde 4 ana başlık var. Bunlardan biri malumunuz üzere Cumartesi günü yapılan menfur saldırı, bir diğeri partimizle ilgili bu ilk basın açıklamamız olduğu için bir genel bilgilendirme yapacağız. Son dönemlerde neler yaptık, ne tür çalışmalar yaptık. Diğer ana başlığımız mali, Türkiye'nin mali durumu. Bunları can alıcı noktalarıyla, göze batan noktalarıyla değerlendirip sizlere sunacağız. Malumunuz üzere bir müddettir dolar bozdurma kampanyası yapılıyor. Ve son olarak anayasa teklifi, anayasa değişiklik teklifi, aslında rejim değişikliği teklifi olarak biz bunu görüyoruz. O konuda sizlere biraz açıklama yapacağız. Lakin süre kısıtlaması nedeniyle tabi olarak bütün maddeleri ayrıntılı şekilde akademik olarak açıklamayacağız. Bununla ilgili sizlere de yine bazı noktaları, can alıcı noktaları belirteceğiz. Öncelikle Cumartesi günü Beşiktaş Bursaspor maçından sonra yapılan hain saldırıyı kınıyoruz. Çok çok üzgün olduğumuzu belirtiyoruz. Gencecik yavrularımız gitti. Allah tekrarını yaşatmasın inşallah bu ülkeye. Maalesef son dönemde bunları sıkça yaşar olduk. İnşallah biz bundan sonra kınama, evet, vatandaşımız da vatanseverler de kınama kelimesinden de sıkılmış durumdalar. Biz gücümüzün yettiğince her çalışma yapmaya çalışıyoruz. Gücümüzün, etkimizin olduğu ölçüde kınamaktan öteye geçeceğiz. Elimizden ne gelirse yapacağız. Bu konuda fazla konuşmak istemiyoruz. Şehitlerin üzerinden siyaset mi yapılıyor deniliyor. Lakin iki hususta bir şeyler belirtmek istiyorum. Birincisi, inşallah terör hususunda yapacaklarımızı daha ayrıntılı olarak sonraki basın açıklamalarımızda gündemimize alacağız. Daha ayrıntılı sizlere bu konuda bilgi vereceğiz. İkincisi, bizi kalbimizi de yaralayan bir husus var. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, olay gecesi herkes televizyonlardan olay yerini izliyor. Bizler de burada Ankara'da izliyoruz. Yaklaşık bizim ekrandan gördüğümüz, ki bunun görünmeyen kısmı da var biliyoruz, 50 tane ambulans gitmiş oraya. Uçakla intikal ediyorlar, daha sonra geliyorlar. Sayı belli. 40'tan fazla şehidimiz var şu an, 40'ı geçti. 160 tane bugün yaralı var. Sayın Soylu gidiyor ve 20 tane yaralı var diyor. Bu ülke, vatanımız için biz de canımızı verelim, şehit olalım, ama şehidimize de dalga geçilmesin, bizimle de dalga geçilmesin. Biraz daha şeffaf, biraz daha kararlı, doğru konuşuruz. Bugüne kadar hep gerçekleri gizleterek, sayıları azaltarak bir sonuç elde edileceği sanıldığı için zaten bugün başarıya ulaşamıyoruz. Sayın hükümetimizden, değerli hükümetimizden hala diyoruz, bu üslubumuzu da biz koruyacağız inşallah. Bu ülkeyi yöneten hükümetten daha kararlı, daha saygılı politikalar ve çalışmalar bekliyoruz. Değerli vatanseverler, 1 Temmuz partimiz, öncelikle onu bahsedeyim, 1 Temmuz'a gelmeden önce 6 Ağustos 2014 tarihinde kuruldu. Cumhurbaşkanlığı seçiminden 4 gün önce. Neden aktifleştirmedik? Malum bir seçim dönemine girildi. Siyasi bir karmaşa vardı. O ortama partimizi sokmak istemedik. Nitekim bu yıl Mayıs ayına kadar bekledik. İlk genel kurulumuzu yaptık. 1 Temmuz 2016 tarihinde seçilerek genel başkan oldum. Araya Ramazan Bayramı girdi.
Ramazan Bayramı çıktıktan sonra 12 Temmuz, 13 Temmuz'da mazbatamı aldım. Genel başkan olarak YSK'da. 2 gün sonra kalkışma oldu. Yani bir anlamda siyasi yaşantımıza bir darbeyle başlamış olduk. O hale gözlerimizi açtık hiç adım atamadan. Buna rağmen Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım bitirdik ve 5 ay oldu. Biz 5 ayda neler yaptık? Önemli çalışmalar yaptık. Ki bugünkü bu basın açıklaması çalışması da bunlardan biridir. Biz yola çıkarken şunu söylemiştik. Hep doğruları söyleyeceğiz. Faydalı olanı konuşacağız. Popülist olmayacağız. Ve en önemlisi bizim bu ülkeye hizmet etmemiz için mecliste olmamız şart değil. Dışarıdayken de etkili çalışmalar yapabiliriz. Vatanseverlerimiz takdir edip oy verirseler meclise de gireriz. Bu düsturla yola çıktık. Nitekim güzel de gidiyor. Bizim hedefimiz de evet iktidar var. Yalnız buraya çok dikkat. Hedefimiz de iktidar var. Bizim amacımız iktidar olmak değil. Hedefimiz iktidar. Bizim amacımız bu vatana, bu ülkeye, bu bayrağa, bu millete, bu dine daha fazla hizmet etmektir. Amacımız budur. İktidar nedir? O amaca giden yolda en önemli silahlardan biridir. Bir sporcu kendini iyi yetiştirir, özel ve spor hayatına dikkat eder. Avrupa'da, olimpiyatlarda, dünya şampiyonasında başarılar kazanır. Türk bayrağını göndere çektirir, vatanına hizmet etmiş olur. Bir öğretmen düzgün çocuklar yetiştirir, vatanına hizmet etmiş olur. Bir edebiyatçı vatanın içinde bulunan koşulları, ülkesini düzgün bir şekilde kaleme döker, vatanına hizmet etmiş olur. Vatana hizmet etmenin çeşit çeşit yolları var. Bunlardan biri de siyaset yapmak. Siyasette de tekrar az önce belirttiğimi söylüyorum, tekrar belirtiyorum. Siyasette bizim hedefimiz iktidar olmak. Amacımız vatana hizmet etmek. İktidar vatana hizmet etmenin en etkili yolu olduğu için iktidara talibiz. Biz çalışmalarımızı yapacağız. Her zaman dediğimiz gibi popülist olmayacağız. Takdir edip vatanseverler oy verirse hizmetimizi geliştirerek devam ettireceğiz. 5 aylık dönemde neler yaptık? Öncelikle kurulduktan sonra ki dediğimiz gibi darbeye gözümüzü açtık. Bütün partilere ve meclisteki partilere yazı yazdık. Gelin birlikte hareket edelim. Vatanseverlerin siyasetçileri, her zaman göz önünde bulunan siyasetçileri bir arada görme arzusu var. Çatışmaları, tartışmaları bir kenara bırakalım. Bu dönemde bütün siyasetçiler bir araya gelsin. Hatta onunla ilgili bir görsel bulduk, yazımıza onu da ekledik. Yanlış hatırlamıyorsam Alparslan Türkeş, Necmettin Erbakan, Bülent Ecevit, Süleyman Demirel vesaire İsmet İnönü birlikte Anıtkabir'e gidiyorlar. Bu fotoğrafı da oraya paylaştım ve bu görüntü özendi dedik. Nitekim Cumhurbaşkanı'na da gönderdik bu yazıyı. Hiçbirinden bir olumlu dönüş olmadı. Biz üzerimize düşeni yaptık ama. Diğer taraftan onun peşine CİTAM, Cihan Partisi Tarih ve Araştırma Merkezi'ni kurduk. Bu kurum, bu birim bizim hizmet içi eğitim birimimiz olacak kadar vatanseverlere de tarih ve gündem hakkında önemli çalışmalar yapacak, vatanseverlerin bilgisini artırıcı, farkındalığı artırıcı önemli çalışmalar yapacak bir birimdir. İsmini neden okul koymadık, akademi koymadık? Adı üstünde inşallah araştırmalar yapacak, gerçek anlamda tarihi, coğrafyayı, stratejiyi araştırmalar yapacak ve aynı zamanda bu araştırmaları metne döküp hem hizmet içi eğitimlerde kendi teşkilat mensuplarımıza hem de vatandaşlara, vatanseverlere bir hizmet olarak sunacaktır. Parti TV'yi kurduk ardından. İsmine Cihan Partisi TV demedik ki bazı diğer partilerin var kendi isimleriyle TV'leri. Hayır, Parti TV olarak kurduk. Partitv.org kısa yolunu aldık. İnşallah bu konuda da gerek kendimizin sesini duyurmak için gerek diğer partilerin yaptıklarını anlatmak için Parti TV'den de yayınlar olacaktır ve
doğrudan siyasetin konuşulacağı, siyasetin gündem olduğu, siyasi programların olacağı bir yan yana politikası izlenecektir. Şu an web sitesi üzerinde devam edilecek ki çalışmalar sürüyor, stüdyo çalışması da sürüyor. Daha sonra da mümkünse frekans yayınına da geçilecektir. Birlik Marşı, henüz seçim yok, bir şey yok. Biz parti müziği yaptırdık. Ancak parti müziğimize parti ismimizi vermedik. Seçim müziği demedik. Birlik Marşı ismiyle çıkardık, yayınladık. Çok da teveccüh gördü, çok beğenildi. Muğla'dan Kars'a, Edirne'den Hakkari'ye herkesi kucaklayan sözleriyle ve Anadolu'dan ezgileriyle bir Birlik Marşı çıkarttık. Küçük partiler için bunlar güç şeylerdir ancak biz kurumsallığa sıfırdan, zeminden önem vererek büyümeye başladık. Bunların karşılığını biz alacağımıza inanıyoruz. Ciddi bir siyaset güttüğümüzü her zaman söylüyoruz. Milli blok çalışması yaptık değerli vatanseverler. Öncelikle seçimlere girmemiş olan, son seçimlere girmemiş olan ama ciddi anlamda da parti çalışmaları yapan partilerimize küçüklü büyüklü fark etmeden davet gönderdik. Yaklaşık 30 partiye davet gönderdik. Evet, Türkiye'de şu an 91 parti var. Bunların içinden 30'una biz ilk daveti gönderdik. Yaklaşık 12 tane de seçimlere girip meclise giremeyen partimiz var. Ve 4 tane de mecliste partimiz var malumunuz olduğu üzere. 30 partimizden geri dönüşler aldıklarımız oldu. Burada ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Milli Blok daha sonraki gündem maddelerimize, daha sonraki basın açıklamalarımızda özel bir gündem olarak sizlere bunu izah edeceğiz. Bugünden belirtmek istersek tüzel kişilik hesabı yapmadan, ben büyüğüm sen büyüksün hesabı yapmadan ülkemizin içinden geçtiği duruma, bu vahim duruma olumlu katkı yapabilecek bir çalışma yapmak, diğer partilerle eşgüdüm sağlamak ve daha çok ses getirmek. Yani bu bir seçim birlikteliği değildi. Hani partiler normalde gelir, seçimlerden önce bir araya gelir ve hangi partinin adı altında seçime girileceğine karar verir. Bu öyle değil. Bütün partilerin tüzel kişiliğini koruyarak bir birliktelik oluşturmak ve çalışmalarda daha çok ses getirmek. Amaç bu. Evvela biraz önce bahsettiğim gibi partiler seçime girmemiş olan partilere davet gönderdik. Geçen ay içerisinde ilk toplantımızı yaptık. 5 partimiz fiziken katıldı. Program çakışması nedeniyle katılamayan ancak olumlu görüş bildiren 4 partimiz de telefonla bağlanarak kendileri bizimle birlikte olduklarını belirttiler. Milli Blok çalışmaları devam ediyor. Sadece partiler de değil, sendikalar, dernekler, platformlar, kurumlar, kuruluşlar, hemşeri dernekleri, bu anlamda düşünün 70, 80, 100, 200 keşke büyüse bu kadar tüzel kişinin bir araya gelip vatanın bekası birliği için ortak açıklamalar yaptığını düşünün. Bunun derdindeyiz, bunun peşindeyiz. İnşallah da ses getirici bir çalışma olacak diye düşünüyoruz. Teşkilatlamamız şu an için 20 ildeyiz, 20 ile geçtik. Adını koyduğumuz 20 il var. Görüşmeler çok ancak evet tamam şurada da bu kişiyi atayalım dediğimiz. Lakin teşkilatlanma hususunda biz acele etmiyoruz. Ölçü ölçü gidiyoruz. 4000 yıllık bir tarihin parçasıyız. Bugün biz bir parçasını teşkil ediyoruz. Belli müddette biz çalışacağız. Bizden sonraki nesillere de görevi bırakacağız. Acele etmekle 4000 yıllık tarihe layık olunamaz. Acele etmeden sakin bir şekilde, kararlı bir şekilde inşallah teşkilatlanmamızı yapacağız. 12 tane ilimizin resmi yazıları yazıldı. Diğerleri de şu an düzenleniyor. Kurumsal şekilde dediğim gibi götürüyoruz. İnşallah hedefimizde Şubat'ın 4'ü, 5'inde ikinci başkanlar kurultayımız yapacağız. Birincisini bu hafta sonu yaptık. 10-11 Aralık 2016'da. İkincisini 4-5 Şubat'ta yapmaya karar verdik. 4-5 Şubat'a kadar inşallah 41 ilde teşkilatlanma sözünü verdik. 41 il demek seçimlere girmek için bir partinin yeterliliği demek.
Önümüzde 21 ilimiz kaldı. İnşallah da onu 4-5 Şubat'a kadar tamamlayacağız. Milli Blok hususunda dediğim gibi çok önem verdiğimiz bir çalışma. Kendimizi iyi anlatabilirsek, diğer partilerde kibiri, diğer kurumlar diyelim, partiler demeyelim, kurumlar kibiri veyahut da ben büyüğüm, sen küçüksün olgusunu bir kenara bırakırsalar inşallah güzel adımlar atacağız diye düşünüyoruz. Diğer bir ana konu başlığımız mali konular. Malumunuz birdenbire kriz ortamına girmiş gibi bir durum oldu. Bugün açıklandı, 7 yıldır ilk kez 1,8 daralma yaşadı Türkiye. Bu hususta zaten TV'lerde yeterince izliyoruz. Dediğim gibi anayasa metni olmasa belki mali konuları daha çok dile getirdik. Ancak şu noktaya dikkat çekmek istiyoruz. Türkiye'de maalesef bir şey yaptıktan sonra onun cılkı çıkıyor. Yani önemini kaybediyor. Bu dolar bozdurma meselesi de ona döndü. Neden bu şekilde girdim konuya? Ülkemiz öyle bir durum getirdi ki herkes ekonomi okumadı doğal olarak. Ekonomist de değil, biz de değiliz. Naçizane birkaç bilgimiz var. Lakin dolar bozdurmakla doların düşmeyeceği, ikisinin alakası şeyler olduğunu bu ülkeye bu şekilde anlattılar. Sanki böyle dolar bozdurunca biz dolar alıyoruz diye dolar çıkıyormuş gibi bir durum oluştu. Vatandaşların elindeki dolarlar bozduruldu. İncelemelerimizi yaptık. Şu an ki bununla ilgili daha önce bir yazımız da vardı, basına çıkmamız vardı yazılı olarak. Türkiye'de dolar mevduat hesapları azalma göstermiş. Dolar mevduat hesapları azalma göstermiş. Lakin Euro mevduat hesapları artmış. Değerli vatandaşlar. Acı bir durum maalesef. Ve daha önce biz şunu paylaşmıştık. İnsanlar dolarını bozdururken selfie yapıyorlar. Ama alırken selfie yapmıyorlar. Dolar da almamışlar, euro almışlar. Amacına ulaşmış, hedefine ulaşmış gibi değil. Euro mevduat hesapları arttığı için hani döviz açısından değişen bir şey yok. Dolardan euroya kaymış paralar. Peki dolar ne oldu bu arada? Düştü mü? Hayır. Dolar aynı yerinde duruyor. Sadece hafifledi gibi görülüyor ama bu da bizimle alakalı değil maalesef. Keşke olsaydı, keşke dolar bozduğunu tak diye çakılsaydı. Bu şununla alakalı. Amerika'nın, Avrupa'nın, Çin'in çalışmaları da bunu çok etkiliyor. Oradaki bir bayram, dini bayram bile doların artışına veya düşüşüne etkiliyor. Bu hafifleme biraz Hristiyan adetlerinden dolayı geldi. Lakin inşallah aynı şekilde olmaz. Çünkü dolar arttığı için özellikle ithalata bağlı çalışan sektörler çok zarar etmiş durumda. Bu arada altın ne oldu? Altına Cumhurbaşkanımızın yönlendirmesiyle altına gidildi. Peki Cumhurbaşkanımız mı bunu yönlendirdi onu da bilmiyoruz. Bizzat konuşmadığımız için iftira olur. Lakin şunu demek istiyorum. Altın önemli oranda artış gösterdi. Bakın tekrar söylüyorum. Altın önemli oranda artış gösterdi. Birileri Facebook'u da kullanarak, Twitter'ı da kullanarak, sosyal medyayı iyi kullanarak, vatandaşı kanalize edip ki bunda biz tekrar şunu belirtiyoruz. O yazımızda belirtmiştik. Sayın Cumhurbaşkanımız sosyal medyada bir kampanya başladıktan sonra sosyal medya kampanyasını dinlendirmiştir. Kendisi bir şeyi dinlendirdikten sonra sosyal medyada kampanya başlamamıştır. Bu yönlendirmeler neticesinde altından birileri vurgun yapmış olabilir. İnşallah iyi araştırılıyordur. Masaklar özellikle bu konuda görev düştüğünü düşünüyorum. Çünkü önemli bir hacim bahsediyoruz burada. İnşallah düzelir. Peki dolar nasıl düşer? Dolar şöyle düşer. Öncelikle kısaca anlatacağım. Dışa bağımlılığı azaltırsak dolarda söz hakkımız olur o zaman. Artmasında da söz hakkımız olur, düşmesinde de söz hakkımız olur. Bozdurarak değil. Bugün yine bir kampanya gibi duruyor. Rusya ile ruble bazında ruble ile alışveriş yapacağız. Onlar da Türk parasıyla karşılıklı. Bu böyle bile olsa pariteler birbirine eklemektedir.
Önemli olan kimle, hangi parayla ticaret yaptığın değil, ne sattığın ne aldığındır. Aradaki farktır. Buna da zaten cari açık diyoruz. Sattığından çok, sattığından az, pardon, aldığından çok satıyorsan fazlan vardır. Kısaca, basit olarak anlatırsak. Cari açımız neden bizim sürekli çıkıyor ve sürekli artıyor? Avrupa'ya satıyoruz ya da Amerika'ya satıyoruz, yurt dışına satıyoruz. İthalatımız ihracatımızdan fazla. Bu da cari açığa yansıyor. Bu da borcumuza yansıyor. Doğal olarak da dolara hükmedemiyoruz. Euro'ya da hükmedemeyiz, rubleye de hükmedemeyiz. Çünkü rublenin de dolarla ilişkisi var, rublenin de euro ile ilişkisi var. Çin parasının da var, Arap parasının da var, değerli vatanseverler. Peki cari açık verilerimiz ne olmuş? Sadece Ekim ayında 1 milyar 675 milyon lira cari açığımız gerçekleşmiş. Nitekim milyon dolar, pardon, onu da lirayla dile getiremiyoruz maalesef. 12 aylık süreçteki cari açığımız 33 milyar 773 milyon lira. Yani bir yılda 33 milyar lira biz ithalata fazladan para vermişiz. İşte bunlar olduğu zaman yerli üretim olmazsa, yerli istihdam olmazsa, kurumlarımızı satarsak gelirler dolarımız, dolarlarıyla bizim liramızla istedikleri gibi oynarlar. Biz de doları bozdurarak her şeyi düzene sokacağımızı düşünüyoruz. Ve son gündem maddemiz anayasa teklifi. Malumunuz üzere iki partinin iki avukatı kendi aralarında konuşarak tüm ülkeyi ilgilendiren bir hususta kendi aralarında konuşarak bir metin hazırladılar. Tabii bu biraz emrivaki metin. Bu metin üzerinde yoğun gündem arasında bir de çalışma yapmaya çalıştık, öyle söyleyelim. Burada bütün her şeyi şu an yayamayız. Ayrıntılı vermemiz gerekiyor. Parti olarak bu hususta çok ciddi çalışma yürütüyoruz. Bunu öncelikle biliniz. Biz bazıları gibi karalama politikası yapmıyoruz. Her şeyi bilimsel, hukuki, sosyal, siyasal açılardan, mali açılardan değerlendirip doğrusunu, doğru yorum ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Faydalıysa faydalı, zararlıysa zararlı diye. Şimdi velhasıl kelam anayasa teklifinde sizlere birkaç tane dikkat çekici, vurgulamak istediğiniz yönleri söyleyeceğiz. Gerisini nerede paylaşacağız? Şimdi sizlerle söyleyeceğim şey bu işe ne kadar ciddiyetle baktığımızı gösterecek. www.anayasayadokunma.com web alanı tarafımızdan alınmıştır. 3 gün içinde de inşallah oradan ayrıntılı şekilde hepsini paylaşacağız. Ve yetmeyecek, forum açmayı planlıyoruz yanına. Forumdan da vatanseverlerin yorumlarını inşallah orada paylaşacağız ki sizler de yorum yapabileceksiniz. Tekrar ediyorum. Anayasaya dokunma.com şu an Cihan Partisi tarafından alınmıştır. Ayrıntılı metinlerimizi inşallah akademik olarak orada yayınlayacağız. Teklifin birkaç maddesini, birkaç can alıcı noktasını sizlere çalıştık. Öncelikle en can alıcı noktası bizim için. Teklifin 8. maddesi ve Cumhurbaşkanlığı adaylık şartları ile ilgili yazılar var. Adaylık şartları değiştiriliyor. Bunlardan en vahim, bence bizce teklif metnindeki en vahim cümlelerden biri. Cumhurbaşkanı olabilmek için doğuştan Türk vatandaşı olan herkes diye bir ifade getirmek istemiyor. Tekrar belirtiyorum. Doğuştan Türk vatandaşı olan herkes. Değerli vatanseverler, bu ne demektir biliyor musunuz? Doğduğunda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını almış olan bir İngiliz, bir Amerikalı, bir Alman, bir İsrailli, bir Rus bizim Cumhurbaşkanımız olabilir. Doğuştan Türk var. TC'si varsa bitmiştir. Türkçe bile konuşmasına gerek yok. Bilmese de olur. Olamaz demeyin. Medyanın nasıl ele geçirildiğini hepimiz biliyoruz.
Hepimiz biliyoruz. Halkanız yönlendirme yapılır. Sessiz sistemiyle oynanır. Elektronik sistemlerle oynanır. Bunların hiçbiri bize bağlı sistemler değil. Ve nitekim başımıza dediğim gibi bir İngiliz, bir Alman, bir Rus, bir İsrailli, bir Amerikalı vesaire getirilebilir. Teklif metninin en vahim yeri bizce burasıdır. Tabii ki başka vahim noktalar var ama en vahimi burasıdır. Bu hangi kafayla hazırlanmıştır anlayabilmiş değiliz. Yine bu maddede 4 yıllık lisans okuma şartı yüksek okul okuma şartına çevrilmiştir. 4 yıllık lisans bölümü okuma şartı yüksek okula çevrilmiştir. Bizler parti olarak bugüne kadar asla bu diploma var ya hani popüler tartışılıyor. Popülizmden uzak durduğumuz için asla bu tartışmaya girmedik. Lakin bu teklif metnini okuduktan sonra biz de şuna kesin olarak kanaat getirdik ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın 4 yıllık lisans diploması yok. Yüksek okul diploması var. Neden? Cumhurbaşkanı'nın karakterini çok iyi biliyoruz. Hepimiz çok iyi tanıyoruz. Eğer 4 yıllık diploması olsaydı aşağısını o hakkı kimseye tanımazdı. Hatta tez yapmış olsaydı, doktora falan vermiş olsaydı doktoraya yükseltirdi onu. 3 yılda yani yüksek okula düşürülüyorsa demek ki bunu çıkarıyoruz. Diploma yok. Bugüne kadar hiç girmemiştik. Bundan sonra da bir daha girmeyeceğiz. Çünkü biz tekrar söylüyorum, diploma tartışmanın şu an ülkemize bir faydası yok. Şu andan bahsediyoruz. Cumhurbaşkanı oldu. Cumhurbaşkanı köşkünde sarayında oturuyor ne derseniz deyin. Şu an diplomayı tartışmanın ülkeye bir faydası yok. Vatanımıza faydası olmayan şeyleri hani olumlu ya da olumsuz sonuç çıksa bile faydası olmayan şeyleri tartışmak boş iştir. Bizler de boş işle uğraşmıyoruz. Vakti gelince inşallah yorumlarımız daha da bu konuda gelişecektir. Teklifin birinci maddesinde yargı yetkisinin bağımsızlığının yanına bağımsızdır, yargı bağımsızdır diyordu kısaca sayın vatanseverler. Tarafsız kelimesinin eklenmesi yapılıyor. Bu teklif ediliyor. Bağımsızdır, yargı bağımsızdır kısaca. Şimdi diyor yargı bağımsızdır ve tarafsızdır. Ancak şu an yargı bağımlıdır. Yani metinde zaten bağımsız kelimesi olmasına rağmen yargı şu an bağımlıdır. Yargıya kimse bağımsız diyemiyor şu an. Demek ki kelimeleri yerleştirmek ile bağımsızlık ve tarafsızlık olmaz sayın vatanseverler. Neyle olur? Erdemli nesiller yetiştirerek, eğitimli nesiller yetiştirerek olur. Kelimeleri dizayn etmeyle, kelimeleri takla attırmakla bu iş olmaz. Vur kelimesini düşünün. Bir davulcuya vur derseniz davul çalmayı ifade etmişsinizdir. Bir boksöre vur derseniz spor yapmayı ifade etmişsinizdir. Bir katile vur derseniz cinayete azmettirici olursunuz. Vur kelimesini artırabiliriz. Demek ki önemli olan vur kelimesini oraya olması veya olmaması değil, vur kelimesinin erdemli şekilde kullanılmasıdır. O yüzden kelimeleri taklattırılarak tarafsız demek de yargı tarafsız olmaz. Kaldı ki yine bu teklifin Anayasa Değişikliği teklifinin 17. maddesinde HSYK'nın 12 üyesinin 5'inin Cumhurbaşkanı tarafından seçilmesi kuralı getiriliyor. 6'sını meclis seçiyor. Bir kişi zaten başkan, Adalet Bakanı direkt üye ediyor 12. Cumhurbaşkanı seçilecek kişi 5 kişiyi seçiyor. Bu şu demek, partili cumhurbaşkanından bahsediyoruz. Zaten en çok oyu alan kişi cumhurbaşkanı seçiliyor. Yani cumhurbaşkanının partisi de zaten mecliste çoğunlukta. Hepsini kısaca cumhurbaşkanı seçmiş oluyor. Adalet Bakanı kim atayacak metne göre? Yine cumhurbaşkanı atıyor. Kısaca HSYK'nın çoğunluğunu bir kişinin eline veriyorsunuz atama yetkisini. Bir parti ve bir kişinin eline. Ki bunlar aynı taraf, aynı cephe. Peki bunu yaptıktan sonra tarafsızlıktan nasıl bahsediyorsunuz? Hakim ve savcıların idari işlerini yöneten, atamalarını yöneten, özlük işlerini yöneten bir kurumun karar yetkilerini bir merciye veriyorsunuz ve o merciye bağlı olmasın, bağımsız ve tarafsız kalsın diyorsunuz. Samimiyetten uzak tekliflerdir bunlar. Bakın samimiyet yok.
Bu anayasa metnini zaten hiçbir yerinde samimiyet yok. Göremedik de biz. Alel acele hazırlanmış, aman bir şeyler yapalım da geçsin diye hazırlanmış bir teklif metni. Biraz mevzuat bilen herkes buradaki boşlukları görebiliyor. Teklifin ikinci maddesinde 550 vekil sayısı 600'e çıkarılması teklifi var. Şu anki vekillerin yetiştiremediği hangi iş var ki 600 vekile çıkıyoruz biz? Gerekçeye dönüyoruz. Gerekçe de yazıyor, diyor ki nüfusun artmasından dolayı. İstanbul'un nüfusu 1.12.17 bilmiyorum şu an kaç, arttı. Yani Suriyelilerden dolayı diyemiyorum, rakam veremiyorum. Arttı. Vali sayısı artırıldı mı? Artırmadı. İl Sağlık Müdürü sayısı artırıldı mı? Artırmadı. İl Milli Eğitim Müdürü sayısı artırıldı mı? Artırmadı. Demek ki nüfusa göre değil, yapılan işe göre hareket edilmek zorunda. 600 vekil demek, yani sayının 50 daha artırması demek, bu ülkenin mali bütçesine her ay, her yıl artı en az 50 milyon, yan unsurlarla birlikte 50 milyon TL ek maliyet demektir. Ek 50 milyonu vekillere dağıtacağınız ki zaten şu an danışmanlar işleri yapıyor. Danışmanlar iş takibi yapıyor. 50 milyon lira ile birçok yatırım yapılabilir. Birçok proje gerçekleştirebilir. Teklifin üçüncü maddesinde seçme ve seçilme yaşı 18'e indiriliyor. 18 yaşında bir çocuk düşünün. 18 yaşında henüz üniversiteye gidiyor. Üniversiteyi de okumamıştır. 19'da bitiyor. Çok erken girersiniz. 17'de girer de hızlı okursanız 2 yılda 19'da biter. Diyor ki kısaca kardeşim okumadan veya okurken girilebilir işe de üniversiteyi dahi bitirmeden gel ülkeyi yönet. Burayı bir kenara bırakalım. 18 yaşında sayın vatanseverler, 18 yaşında ancak zenginlerin çocukları, nüfus sahiplerinin, nüfuzlu ailelerin çocukları ya da aşiretlere veya tarikatlara bağlı çocuklar, yani o yaştaki çocuklar ancak vekil seçilebilir. Herhangi bir orta düzey yaşantısı olan bir vatanseverin çocuğu 18 yaşında gelip vekilliğe aday olamaz, parası da yok, adaylığını da kabul ettiremez, hiçbir şey de yapamaz. Yani bu nedir? Doğrudan bir yöne, bir zümreye hizmettir. 18 yaşında askerliği yapmamış çocuklardan bahsediyoruz. Kaldı ki gerekçesini bir cümleyle geçiştirmiş bu madde. Şöyle deniliyor. Askerliğini bir saniye tam metni okuyacağım size. Mevcut metinde askerliğini yapmamış olanlar vekil olamıyorlar. Mevcut şu anki anayasaya göre askerliğini yapmadan vekil olamıyorlar. Askerlik şartlarında. Teklifte de askerlikle ilişiği olanlar vekil olamaz diyor. Metin böyle değişiyor. Askerlikle ilişiği olanlar vekil olamaz diyor. Yani askerler hariç herkes vekil olabiliyor. Öncelikle bunu koyalım bir kenara. Yargı bağımsızlığı diyorduk ya az önce. Savcı olabiliyor, hakim olabiliyor. Bu anayasa metni, alt kanun. Gerekçede bakıyoruz ki ciddi bir şey var mı? Altını doldurmuş mu? Hayır. Kanun boşluğu bırakıyor. Varsayalım anayasayı kabul ettik, geçti. Kanun buna göre istenildiği gibi çıkarılabilir. İstenildiği gibi bu kanun çıkarılabilir. Oysa mevzuatı yazan her maddede niyet nedir onu bile belirtmeli. Gerekçeden hariç. Diğer taraftan bakın askerlikle ilişki olanlar vekil olabilir diyor. Askerliği iyice düşürdük. İyice yerle bir ettik biz askerliği. Bu millet asker millettir. Bu millet asker millettir. Kaldı ki iç ve dış tehditler artarsa askeriye önem verirsin, askeriye büyütürsün, askeri eğitimi artırırsın. Lakin biz tam tersi iç ve dış tehditler arttıkça askerinin önemini bertaraf ediyoruz.
Osmanlı'nın son dönemlerinde de tıpkı böyle iç ve dış tehditler arttıkça askerliği sistem bozuldu. Bozulmaya götürüldü. Tarihte neticeyi hepimiz okuyoruz. Şimdi biz de bize imparatorun son dönemini yaşatmak istiyorlar. İç ve dış tehditler 30 yıldır artıyor. Getirdi olayları PKK'ya bağladılar. PKK üzerinden her şeyi yönetiyorlar. Ama bu sırada işte son 5 yıldır, 4 yıldır DAEŞ girdi hayatımıza. Şehir yapılanmalar girdi hayatımıza. İç ve dış tehditler sürekli artıyor. Özel zamanından beri de yani iç ve dış tehditlerin artmaya başladığı dönemden itibaren askeri sistemimizde oynanmıştır. Öncelikle süreler kısaltılmıştır. Ardından askeriyenin itibarı zedelenmiştir. Nitekim bu teklifle birlikte askeri sistem tamamen arka plana itmektedir. Sabrediyoruz sayın vatanseverler. İnşallah gücümüzün etki edeceği döneme, sesimizin daha gür çıkacağı döneme kadar sabrediyoruz. Ama işte bu çalışmalarda sizleri de inşallah uyandıracağız. Sizlere de farkındalık oluşturacağız sizlere de. Teklifin dördüncü maddesi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluk sağlanamazsa, ikinci oylamanın 101. maddedeki usule göre yapılacağı teklifi getirilmiştir. Yani diyor, Cumhurbaşkanlığı seçimine girildi. Şu anki mevcut anayasada 101. maddede usuller var. Onlar değiştiriliyor. Onlarda da ilgili değişiklikler var. Eğer birinci turda sağlanamazsa 101. maddedeki usule göre ikinci oylama yapılır diyor. Alel ecile, acile ve emrivaki şekilde hazırlandığını buradan anlıyoruz. Sayın vatanseverler. Çok ilginç. O usul 101. maddede değil, 102. maddede bahsediliyor o usullerde. İki avukat bir araya gelmiş, dönüp 101. maddede, 101. maddede ilk teklif vermişler. Herhalde oradan 101 kalmış olacak. Anayasa teklifi veriyorsunuz, sehven hata bile kabul edemeyiz. Sehven hata bile kabul edemeyiz. Bu ne nakaratlık? Bunun sizin devlet yönetiminiz. 101. madde, 102. maddede geçenleri 101. maddedeki şekilde değişiklik yapılır diyor. Hadi bu anayasa metni bir geçsin. Bakalım ondan sonra kanunun, anayasadan bahsediyoruz. Alt kanunlar anayasaya göre şekillenir. Bakın bakalım ne karışıklıklar çıkıyor, ne kanun boşlukları var. Ülke ne hale geliyor? Teklifin 5. maddesi. Yedek milletvekilliği teklifi getiriliyor. 5. maddede. Anayasa değişiklik teklifinin 5. maddesinde. Kısaca deniliyor ki gerekçe yani tüm vekillerin başına bir şey gelmesi ve görevi yürütemeyecek olması halinde yedek milletvekilliği getiriyoruz, koyuyoruz. Yani diyorsunuz ki devlet işi yürümeli, devam etmeli. Devlette devamlılık asıldır. Vekillere bir şey olursa yedekleri olmalı. İş devam etmeli. Lakin biri diğerinin işini, metnin ilginçliği burada, bir vekil diğer vekilin işini halledebilir. 550 milletvekili içinde şu an. 10 milletvekili vefat etse bile onun işini idame ettirecek diğer vekiller var. Bölüştürülebiliyor işte. Komisyon çalışmaları vesaire bölüştürülebiliyor. 600 vekile çıkarıyorsunuz bir de bunu siz. 600 vekile bile yönetimi emanet etmezken, işin devamlılığını düşünürken, devlette devamlılık asıldır, esastır derken en tepeyi tek kişiye emanet ediyorsunuz. Gayri samimi olduğunuz buradan da belli. Gayri samimi olduğunuz buradan da belli. 600 vekile yedek getiriyorsunuz. Devleti asıl karar mevzu olacak kişiye yedek yok, hiçbir şey yok. Bir de devletin tüm yetkilerini bir faniye bağlıyorsunuz. Varsayalım ki bu metin geçti. Referandum aşamasına geldi, referandumdan da geçti. Ve varsayalım ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu anki o zaman da Cumhurbaşkanı seçildi. Ve Cumhurbaşkanının seçildiği gece öldü. Ne olacak? Parlamentodan
an yetkileri alıp Cumhurbaşkanı'na veriyorsunuz. Ne olacak bu ülkenin hali? Bir faniye her şeyi bağlıyorsunuz. Sakın Amerika, sakın ora bura demeyin. Orada sistem farklı. Özellikle Amerika başkanlık sistemiyle doğdu. Biz parlamenter sistemle doğduk. Kanun uyuşmazlığı olur, organ uyuşmazlığı olur, her şey olur bizde. Biz parlamenter sistemle doğduk, çoğunlukçulukla doğduk. Diğer taraftan, belki espri sanacaksınız ama bunu çok ciddi söylüyoruz. Yedek vekillik gelirse, bakın şimdiden uyarıyoruz. Yedek vekillik uygulaması gelirse vekil ölümleri bir hayli artacaktır. Yedek vekil, adam girmiş, vekil adayı olmuş, dördüncü sıra örnek veriyorum. Üçüncü sıraya kadar, dördüncü sıra ben kazanacağım diye parayı harcamış, 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 plan yapmış, ona göre program yapmış ve olamıyor. Dördüncü sıradaki vekil, üçüncü sıradaki vekili ya da bir iki de fark edebilir. Devreden çıkarmak için canlarını bile kasteder. Evet, asil vekilliğe terfi etmek için, yedek vekil asil vekilliğe terfi etmek için milletvekillerini bertaraf ettirebilir, kazaya kurban gider, gider vesaire. Bakın şimdiden tekrar söylüyorum, uyarıyoruz. Cumhuriyet tarihinde hiç görülmediği kadar vekil ölüm oranı yaşanacak. Bu maddeler, bu teklif geçersin. Tekrar belirtiyorum. Cumhuriyet tarihinde hiç görülmemiş oranda vekil ölüm oranı yaşanacak. Uyarmadı demeyiz. Ayrıca yine 5. maddenin son paragrafında var cümlelerinde. Bu maddeye istinaden 5. maddede bir düzenleme getiriliyor. Savaş sebebiyle seçimler yapılamıyor ise seçimler bir yıl uzatılır deniyor. Eğer ki bir yıl sonra şartlar değişmemişse yine uzatılır deniliyor. Bu metin buraya konulurken şu konulmamış. En fazla iki defa uzatılabilir. En fazla üç defa uzatılabilir. Seçimlerin geri alınması savaş şartlarıyla da olsa en fazla bir defa alınabilir. Böyle bir metin yok. Metin içinde böyle bir şey yok. Gerekçede de yok, niyette de yok. A partisi bugün geldi, iktidar oldu. Seçimleri kazandı, tek başına iktidar. 4 yıl sonra, 5 yıl sonra seçimler var tekrar. 4 yıl sonra ekonomi bozuldu, asayiş bozuldu vesaire ki şu an yaşıyoruz onu. Seçimlere az bir süre kaldı. A partisi zaten tek başına iktidar yetkilerinden tutuyor. A partisi kalkar, düzmece bir savaş başlatır. Asayişi daha da bozar, kamu düzenini daha da bozar ve seçimler yapılanamıyor der. Zaten A partisinden çıkmış Cumhurbaşkanı da. Bakın biz şu an o parti bu parti konuşmuyorum. Bir örnekten bahsediyorum. Zaten Cumhurbaşkanı da A partisinden çıkmış. Bir daha iktidar olamayacağım diye halkın tepkisi var diye savaş açar, bir yıl uzatır. O savaşı bitirmez, bir yıl sonra bir daha uzatır. O savaşı bitirmez, bir yıl ömrümüz boyunca hem savaşla yaşarız, hem o iktidarla yaşarız. Hem de ekonomik bozuklukla yaşarız. Kamu düzeninin bozukluğuyla yaşarız. Ömrümüz boyunca. Bunların hepsi gayri samimi, kime hizmet ettiği belli olmayan metinlerdir. Böyle teklifler olmaz. Ucu düşünülmez mi ya? Ucu düşünülmez mi? Kısaca tekrar şunu belirtelim. Biz bunları anlatırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bahsetmiyoruz. Herhangi bir vatandaş, o bir fanidir. Belki de referanduma gitmeden, belki de oylamaya gitmeden Allah canını alacak. Bilemiyoruz. Kimin ömrü ne kadar yetecek bilemiyoruz. Ondan bahsetmiyoruz biz, tekrar belirtiyorum. Bir partiyle bir kişi eleştirmiyoruz. Metni eleştiriyoruz. Teklif metni kısaca Cumhurbaşkanı olacak kişiye çok fazla etkiler vermektedir. Bu da sakıncalıdır. Bu teklif metninin her haliyle karşısındayız. Karşısına duracağız. Her zaman da bunu yapacağız. Teklif metni
Hani genel olarak ele alındığı zaman dediğim gibi tam akademik incelemeyi anayasaya dokunma.com'da bulabileceksiniz. Mali gücü, yargı gücünü, yürütme gücünü birleştiriyor ve bir kişiye veriyor. Bir parti bir kişi ama bir kişiye özellikle veriyor. Yasama gücü kimde? Parlamentoda. Zaten parlamentonun da çoğunluğu birinci partide. Hadi diyelim ki vekiller çok iyi niyetli. Ama mali güç, ki askeri gücü katmıyorum buraya, o doğrudan giriyor zaten. Mali güç, yargı gücü ve yürütme gücünü bir kişide, bir mercide toplarsanız yasama istediği kadar kuvvetli olsun ve iyi niyetli olsun, diğer birleşmiş gücün karşısında duramaz. Sonuçta bizi diktatörlüğe götürür. Hitler mevcut anayasal düzenin, mevcut kanunların koşullarıyla iktidara gelmiştir. İktidardayken kanunları değiştirip diktatörlüğe adım atmıştır. Ve hesap vermemesi 2. Dünya Savaşı'na kadar dünyayı götürmüştür. Tek adamlık. Tekrar ediyorum, şu an hiç kimseden bahsetmiyorum. Herhangi bir kişi bu koşullar altında Cumhurbaşkanı olursa diktatör olur. Diktatörlüğe gider. Koşulları var. Ayrıntıları teklif metni hakkındaki çalışmalarımızı inşallah bitireceğiz. Ayrıntıları 3 gün içerisinde anayasaya dokunma.com şu an açık. Partimiz üzerinden logomuz var şu an orada. Anayasaya dokunma.com adresinde inceleyebilirsiniz. Sizler de inşallah forum sayfası, soğuk forum bölümü de açacağız. Görüşlerinizi sizler de belirtebilirsiniz. Şimdiden uyarıyoruz. Saygılı olmayan, faydası olmayan forumdaki yorumlar silinecektir. Bilginiz olsun. Basın açıklamamıza bir hemşire arkadaşımızın cumartesi günü yaralanan bir genç polisimizin gözlemleyip yazdığı bir mektup var. Onu okuyarak bitireceğiz. Çok duygulu, çok maalesef gerçi anlatıyor. Ben de eski bir sağlıkçıyım, sağlık çalışanıyım. Sağlık memuruyum. 112'de de çalıştım. Ki daha farklı da hissediyoruz biz. Çünkü onu biz de yaşayabiliyoruz. O mektubu okuyup bu hafta sizlere veda etmek istiyorum. Dün gece 26 yaşında bacağı ve kaburgaları kırılmış, vücudu yanık, et ve barut kokan polis bir hastam. Hemşire hanım, çok ağrım var, dayanamıyorum, bağırıyorum. Diğer hastaları çok rahatsız ediyorum dedi. O durumda bile hala kendini değil, diğer insanları düşünüyordu. Ara ara arkadaşlarının durumunu ve şehit sayısını soruyordu. İsyan etmiyordu. Özel ilgi istemiyordu. Söylediklerimize harfiyen uyuyordu. Yakınları da ortalığı yakıp yıkmıyor, üstümüze yürümüyorlardı. Yoğun bakımın kapısında metanette bekliyorlardı. Sadece o değil, dün gece baktığım ve konuşabilecek durumda olan bütün hastaların tutumu böyleydi. Çoğumuz gözyaşlarımızı tutamadan çalıştık bütün gece. Televizyondan izlemek gibi değil orada olmak. Çiçeği burnunda gençlerin ellerinizin arasında kayıp gitmelerini izlemek. Yaşasalar bile sakat kalacaklarını bilerek yaralarını sarmak. Televizyondaki birer sayıdan ibaret değil onlar. Hepsinin bir hikayesi ve ellerinden alınmış bir gelecekleri var. Nasıl kıydınız onlara? Nasıl vicdanınız el verdi? Nasıl hesabını vereceksiniz bu gencecik vatan evlatlarına? Allah izin verirse sivrisineklerle değil, doğrudan bataklıkla uğraşıp terörün kökünü kazıyacağız. Terörle ilgili, iç huzurla ilgili ana gündem maddemizi, tam metnimizi ilerleyen basın açıklamaları bölümünde inşallah sizlerle paylaşacağız. Bizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz sayın vatanseverler. Cihan Partisi, tekrar belirtiyorum, oy almak için çalışan bir parti değildir. Doğruları anlatmak, vatanı savunmak için çalışan bir partidir. Takdir edip oy verirseniz hepinize teşekkür ederiz. Saygılarımla.